Merhaba arkadaşlar kimya ve elektrik ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kısımda pil potansiyel eden faktörleri inceleyeceğiz. Burada üç tane faktörden bahsedeceğiz. Derişimin etkisi, sıcaklığın etkisi ve basıncın etkisi. Bu etkilerle birlikte pil gerilimi, pil potansiyeli artıyor mu, azalıyor mu? Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen başta şunu söyleyeyim, bu etkilerin hiçbirini arkadaşlar asla ezber yaparak çalışma. Yani işte sıcaklık azaltılırsa pil potansiyeli artar, artarsa azalır gibi ezberler yapmayın arkadaşlar. Çünkü Pil tepkimeleri birer denge tepkimeleridir ve dengeye etki eden faktörler leşatölye ilkesi çerçevesinde, leşatölye ilkeleri çerçevesinde incelenebilir arkadaşlar. Leşatölye ilkelerini biliyorsanız bunu rahatlıkla halledebilirsiniz. Burada tekrar anlatacağım. Aynı zamanda 11. sınıf konularından da zaten biliyor olmanız gerekiyor. Şöyle başlamamız gerekirse ilk bilmemiz gereken şey eğer ki bir etki sonucunda denge tepkimesi yani net pil tepkimesi sağa doğru yöneliyorsa, sağa doğru hareket ediyorsa pilin gerilimi potansiyeli artar. Herhangi bir etki sonucunda denge bağıntısı sola doğru hareket ediyorsa pil gerilimi azalır arkadaş. Yani örneğin sen PB2 artın derişimini arttırdın. Denge ne tarafa hareket edecek? Sağa doğru hareket edecek. Sağa doğru hareket ediyorsa pil gerilimi artacak. Örneğin sen PB2 artın derişimini azalttın herhangi bir etkiyle. E, sola doğru hareket eder. O zaman pil gerilimi ne olur? Azalır veya işte burada nikel 2 artının derişimini arttırdın. O zaman denge sola doğru hareket eder. Pil potansiyeli azalır. İşte azalttın diyelim. Sağa doğru hareket eder. Pil potansiyeli artar. Yani Le Chatelier ilkesi bize ne diyordu? Denge bir fak bir etki yapıldığı zaman denge çoktan aza doğru hareket eder. Yani az olan tarafa doğru hareket eder. Yani pb2'ye arttırdın. Sol tarafa arttırdın. Et, denge sağa doğru bozulacak. Dolayısıyla sağa doğru giderse pil gerilimi artacak arkadaşlar. Şöyle örnek bir pil tepkimesi üzerinden bu etkileri inceleyelim. Derişim, sıcaklık etkilerini inceleyelim. İşte nikel ve PB'den oluşturduğum standart bir pil tepkimesinde arkadaşlar durumu inceleyelim. Şimdi normal standartken bu pilde örneğin işte burada yükseltgenme potansiyellerine baktım. Nikel burada anottu. PB burada katottu. İşte yükseltgenme ve indirgenme potansiyellerini topladım. Pilim 0,12 voltluk bir potansiyel üretiyor. Yani sıfırdan büyük olduğu için de kendiliğinden istemli bir şekilde çalışan bir pildi bu. Şimdi ben bunu arkadaşlar dışarıdan bir etki yaparsam örneğin derişim etkisini inceleyelim. Derişimi nasıl değiştirebilirim? Arkadaşlar derişimi örneğin bir herhangi bir kaba su ilave ederek değiştirebilirim. Tabii ki burada anota suyu eklemenle katota su eklemen farklıdır. Bakın örneğin anota su eklersek şu birinci kabımız anot kabıydı. İkinci kabımız katot kabıydı. Anota su ekledim. Arkadaşlar molerite neydi? N bölü V değil mi? Sen birinci kaba su eklersen hacim ne olur? Artar. Kütle değişir mi? Değişmez. Kütle sabitken yani mol sabitken hacim artıyorsa derişim ne olur? Azalır. Peki kimin derişimi azaldı? Burada nikel katısının derişimi azaldı diyebilir misin? Veya Pb2 artının. Hayır buradaki kaptaki nikel 2 artının derişimi azaldı. Peki nikel 2 artının derişimi azalırsa reaksiyon Le Chatelier ilkesine göre hangi tarafa kayar? Sağ tarafa doğru kayar. Sağ tarafa doğru kayıyorsa pil potansiyeli ne dedik? Artar dedik. Dolayısıyla burada pil potansiyeli artar. Yani anot kabına su eklerseniz pil potansiyeli artar. Nedeni? Su eklediğiniz zaman derişim azalır. Derişim azaldıkça reaksiyon sağa kayar. Dolayısıyla pil potansiyeli artar. Peki katot kabına su eklerseniz. Bakın burada da aynı şey geçerli. Molarite eşittir. N bölü V. Siz su eklerseniz hacim artar. Kütle değişmez. Derişim ne olur azalır. Kimin derişim azaldı? Pb2 artın derişim azaldı. Bakın Pb2 artın derişim azalırsa. Le Chatelier ilkesine göre reaksiyon sola doğru kayar. Reaksiyon sola doğru kayıyorsa pil potansiyeli azalır. Dolayısıyla arkadaşlar anota su eklersen potansiyel artıyor. Katotu eklersen potansiyel azalıyor. Ancak gidip de bunu işte anot kabına su eklenirse potansiyel artar, katot eklenirse azalır diye ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi bunu ezberle çalışmayın. Zaten buradan görüyorsunuz su ekledim hacim arttı, derişim azaldı. Kimin derişim azaldı? Ona göre sağa veya sola kimin kaydını, tepkimenin kayıp kaybına karar verip bunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başka bir durum. Direkt mesela birinci kaba nikel klorür katısı ilave edebilirim. Şimdi nikel klor ilave edersem ne olur? E buraya nikel klor, nikel 2 artı ve klor eksi olarak yonlarını ayrıştı. Yani nikel 2 artı derişimi ne oldu? Arttı. Bakın doğrudan şurayı silelim isterseniz daha iyi görmek için. Sen nikel klor ilave ettin. Doğrudan nikel 2 artı derişimi ne oldu? Arttı. Bakın nikel 2 artı derişimi arttı. Nikel 2 artı derişimi artarsa Reaksiyon Le Chatelier'e göre sola kayar, pil potansiyeli ne olur? Azalır. Bakın ezberlemiyorsunuz, bunu Le Chatelier ilkesi çerçevesinde görebiliyoruz. İkinci kaba PbCl2 katısı ilave edersen, bu sefer buradaki Pb2 artı derişimi artar. Pb2 artı derişimi artarsa reaksiyon sağa doğru kayar. Dolayısıyla pil potansiyeli ne olur? Artar. Yani birinci kaba aynı bulunan katyondan ilave edersen, pil potansiyeli azalıyor. İkinci kaba kat katota eklersen, pil potansiyeli ne oluyor? Artıyor. Hepsini de dediğim gibi Le Chatelier çerçevelerinde inceleyebiliyorsunuz. Veya şöyle sorular gelir arkadaşlar. Bakın şöyle maddeler ilave eder. Buraya dikkat edin. Birinci kaba örneğin Na2S katısı ilave ediliyor der. Parantez içerisinde sorunun sonunda nikel, sülfür, ni suda az çözünür der. Bakın burada şöyle bir durum oluşuyor arkadaşlar. Sodyum sülfür katısını siz buraya ilave ederseniz burası Na artı ve S2 eksi olarak iyonlarına ayrışır. Bakın bu S2 eksi nikelle birleşerek nikel sülfür katısını oluşturur. Peki bu etki ne yapmıştır arkadaşlar? Ya sen sodyum sülfürü suya atarak aslında nikel 2 artının derişimini azaltmış oluyorsun. Neden? Nikel 2 artılar senin bu S2- ile birleşerek nikel sülfür katısını oluşturuyor. Bu da suda az çözüldüğü için tekrar yoğunlaşmıyor. E otomatikmen senin nikel 2 derişimi azalıyor. Nikel 2 artı derişim azalırsa reaksiyon sağa doğru kayıyor. Ve sonuç olarak pil potansiyeli artıyor. Bakın buralara dikkat edin. Zor gibi görünür ama kolaylıkla halledilebilecek bir kısımdır. İkinci kaba bunu yaparsan ne olur? Na2S katısı ilave ettim. PBS'nin suda az çözündüğü bilgisini veriyor. Yine Na2S arkadaşlar suda Na artı ve S2 eksi olarak iyonların ayrıştı. S2 eksi ve PB2 artı birleşip PB suda az çözünen katısını oluşturdu. Yani sen burada ne yapmış oldun? PB2 artın derişimini azalttın. PB2 artın derişimi azalırsa reaksiyon sola doğru kayar. Reaksiyon sola doğru kayarsa da pil potansiyeli azalır arkadaşlar. İşte pil potansiyelini etki eden faktörlerden derişim etkisi bu şekilde incelenebilir arkadaşlar. Her seferinde söylüyorum ezber yapmanıza gerek yok. Sıcaklığın etkisi son derece kolaydır arkadaşlar. Pil tepkimeleri egzotermik yani ısı veren reaksiyonlardır. Pil tepkimeleri kendiliğinden bir şekilde çalışırken pil ısınır yani ortama ısı verir. Dolayısıyla arkadaşlar egzotermik olduğu için ısıyı sağa doğru yazabilirsiniz. Yine Le Chatelier ilkeleri çerçevesinde eğer ki Sıcaklığı arttırırsanız aynı şekilde reaksiyon sola doğru kayar. Reaksiyon sola doğru kayarsa pil gerilimi azalır. Yani sıcaklık arttırılırsa pil gerilimi azalır. Yine Le Chatelier ilkeleri çerçevesinde. Sıcaklığı azaltırsanız reaksiyon sağa doğru kayar. Reaksiyon sağa doğru kayarsa da pil gerilimi artar. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Yine bunu da ezberlemenize gerek yok. Buna da Le Chatelier ilkeleri çerçevesinde bakabilirsiniz. Üçüncü ve son etkimiz ise arkadaşlar basınç etkisi. Bu da arkadaşlar yine Leş Chatelier ülkesine göre inceleyebilirsiniz. Burada tabii ki basıncın etkisi için sistemde arkadaşlar sağ veya sol taraf anotta veya katotta gaz halde çıkan bir madde olması gerekir. Bu şekilde basınç etkisini inceleyebilirsiniz. Yani gaz elektrotun kullanıldığı pil sistemlerinde basınç etkisiyle de yine potansiyel değiştirilebilir. Bakın örneğin bu sistemde Gaz halde olan sadece H2 var. H2'nin basıncı arttırılırsa, basıncı arttırılırsa yine leşatör ilkelerine göre reaksiyon sola doğru kayar. Reaksiyon sola doğru kayarsa da pil gerilimi azalır. Tabi burada asla bunu ezber olarak almıyorsunuz. Basınç artarsa pil gerilimi azalır diye bir ezber yoktur arkadaşlar. Burada hidrojen burada indirgenmiştir. Tam tersi yükseltgen de olabilirdi. Daha pasif bir metal karşısına geldiği zaman yükseltgen olurdu. O zaman reaksiyon sağa doğru kayardı. O zaman pil potansiyelini arttırmak pil gerilimini arttırmış olurdu. Yani böyle bir reaksiyon ne olduğuna bakıyorsunuz arkadaşlar her seferinde. Dolayısıyla bu üç etki arkadaşlar yeterlidir. Bazı kaynaklarda farklı farklı etkilerle de incelenebilir ama buna gerek yoktur. 3 etki yeterlidir arkadaşlar. Şöyle sorular üzerinden de aynı burada anlattıklarımızı inceleyelim. Şöyle bir kap var arkadaşlar. 3 tane işte alüminyum, bakır ve hidrojenin potansiyellerini vermiş. Alüminyum, bakır pili ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Parantez içerisinde dikkat edin. Alüminyum sülfürün sudaki çözünürlüğü ihmal edilecek kadar azdır. Yani bu suda çözünmeyen bir katı olduğunu da söylemiş. Şimdi öncelikle şu bilgilerimizi hatırlayalım. Böyle 3 tane bilgi veriliyorsa bakın alüminyum var, alüminyum artı var. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Anot katotu tespit etmem gerekiyor. Anot katot tespit edilirken daima elektrotlara bakılır. Kimin ki potansiyeli yüksekse o anottur. İşte alüminyumla bakır arasında büyük olan bakın ikisinde indirgenmesini vermiş. Tersi yükseltgenmedir. Büyük olan alüminyum sol taraf o zaman anottur. Sağ taraf katottur. Ancak bakın burada bakır var. Bakırlı bir çözelti yok. Hidrojenli bir çözelti var. Buradaki bakırın tek işlevi arkadaşlar buradan gelecek olan elektriği elektronları buradaki çözeltiye aktarmaktır arkadaşlar. Buradaki çözeltiye geçmesini sağlamaktır. O yüzden biz pil potansiyelini hesaplarken bakırın potansiyelini hiçbir şekilde dikkate almayız. Burada hidrojen dikkate alırız. Burada alüminyum yükseltgenecektir. Yani bunun tam tersi. Hidrojen ise indirgenecektir. Yükseltgenme tepkimesini yazalım. Şöyle alüminyum. Al3 artıya yükseltgendi. Tabi 3 elektron vererek. E0 değeri de eksiden artıya döndü. Artı 1,66 volt. Hidrojen ise burada indirgenecek. Şöyle yazalım. 2 hidrojen artı artı 2 elektron. H2 gazı oluştu. Burada E0 da zaten arkadaşlar 0,00 volt. Tabi arkadaşlar burada değişimleri bakarken mutlaka net pil tepkimesini yazıp öyle karar verin arkadaşlar. Diğer türlü hata yapabilirsiniz. O yüzden net tepkime yazın. Tabi burada net tepkimeyi yazmak için alınan verilen elektron sayılarını eşitlememiz gerekir. Burayı 2 ile burayı 3 ile çarpmamız gerekir. Bunu 2 ile bunu 3 ile çarpmamız potansiyelleri herhangi bir ile çarpmamız anlamına gelmez. Şimdi dolayısıyla taraf tarafa toplarsak 2 alüminyum katısı artı 6 hidrojen artı 2 alüminyum 3 artı bunlar tabi suda arkadaşlar bu arada suda bunları da yazalım suda artı 3 H2 gaz e0 pilin değeri de arkadaşlar ikisinin toplamından 1,66 volt. Şimdi bu pili tamamen incelemiş olduk arkadaşlar. Yazmış olduk. Şimdi bakalım etkilere. Dediğim gibi ezber yapmıyorduk. Bakır yarı piline yani şu tarafa arkadaşlar. Şu tarafa su eklenirse. Arkadaşlar buraya su eklenirse bakalım. Moler teşhidir en bölü ve bu tarafın hacmi artar. Derişim azalır. Kimin derişimi azalacak? H artın derişimi azalır. H artın derişimi azalırsa reaksiyon sola doğru kayar. Pil gerilimi ne olur? Azalır. Azalır demiş. Doğru. İkinci etki pil çalıştıkça bakır yarı pilde pH artar diyor. Arkadaşlar ikinci tarafta yani bakır tarafında pil çalıştıkça hidrojen artı derişim azalacak. Hidrojen artı yani H artı derişim azalacak. pH artar arkadaşlar. Bunlar ters olarak değişir. Denge yöntesinden hatırlarsınız. Ya da şöyle de bakabilirsiniz. Bakın başlangıçta H derişimi kaç? 1 molar değil mi? 1 molarken pH kaç? 1'in eksi logaritması kaçtı? 0'dı. Zamanla H artı derişimi ne olacak? Azalacak. Neden? İndirgeniyor. H2 gazına dönüşüyor. Atıyorum 1 molardan 0,1 molara düştüğünü düşün. 0,1 molar yani 10 üzeri eksi 1. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 1 nedir? 1'dir. pH ne oldu 0'dan 1'e? Arttı. Dolayısıyla pH ne olur? Artar. Zaten burada ters bir durum vardı. H artı artıyorsa pH azalır. H artı azalıyorsa pH artar. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Standart pil gerilimi 2 volttur diyor. Ancak standart pil gerilimi hesaplamıştık. 1,66 volt. Dolayısıyla bu yanlıştır. Burada tabi bakıra dikkat alarak hesaplayıp yanlışa gitmeni istiyorduk. Buraya dikkat edin. Dördüncü etki, alüminyum yarı piline aynı sıcakta bakın ne tarafı ilave ediyor? Alüminyumun olduğu tarafa. Na2S eklenirse, bakın Na2S eklenirse ne olur? Na artı ve S2 eksi olarak iyonlarına ayrışır. S2 eksi de buradaki alüminyum 3 artı ile birleşerek bakın alüminyum 3 artı ile S2 eksi birleşerek neyi oluşturuyor? Al2S 3 oluşturuyor. Al2S 3'ün de suda az çözünen bir kat olduğunu söylüyor. Yani tüm bu sonuçlarda, tüm bunlarla birlikte alüminyum 3 artının bu kapta derişimin azaldığını yorumlayabilirsiniz. Alemin 3 artı azalıyorsa reaksiyon sağa doğru kayar. Dolayısıyla pil potansiyeli ne olur? Artar. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Pil sistemi ısıtılırsa arkadaşlar pil tepkimeleri neydi? Egzotermikti. Isıtılırsa sıcaklık artar. Reaksiyon sola kayar. Sola kayıyorsa pil potansiyeli azalır. Dolayısıyla bu da doğru. Zaten hangisi yanlış diyordu? Üçüncüsünde yanlış olduğunu zaten bulmuştuk. Güzel bir açıklayıcı soruydu arkadaşlar. Konuyu kavramak için güzel bir soruydu diyelim. Geçelim başka bir soru. Yukarıdaki pil sistemi ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakın parantez içerisinde kobalt sülfür katısının çözünürlüğü ihmal edilecektir diyor. Önce anotu tespit edelim. Büyük olan burada kobalt, sol taraf anot, sağ taraf katot, Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme. Bakın net pil tepkimesini yazın arkadaşlar. Tam tersi bunun indirgenme olacak. Şöyle yazmadan direkt olarak neti yazalım. Yükseltgenme kobalt yükseltgenecek. Şöyle yükseltgenme kobalt 2 artı. Diğer burada nikel 2 artı ise indirgenecek. Nikel 2 artı da indirgendi nikel katısı. Tabi altı kobalt ve nikel katı bunlar su da bunları yazmıyorum arkadaşlar. Artı egzotermik bir tepkime artı ısı dedim. Şimdi tek tek bakalım etkilere. Birincisi pil tepkimesi. Bu şekilde ifadesi doğru. Kobalt yükseltgenecek, diğer indirgenecek. A şıkkı doğru. İkinci kaba aynı sıcakta su eklenirse. Arkadaş ikinci kaba su ekledim. Molarite eşittir N bölü V. Hacim arttı, derişim azaldı. Kimin derişim azaldı? Nikel 2 artının. Nikel iki artı nerede? Burada arkadaşlar. Derişim azalırsa reaksiyon ne tarafa kayar? Sola kayar. Reaksiyon sola kayıyorsa pil potansiyeli, pil gerilimi azalır. Dolayısıyla bu doğrudur. Sıcaklık arttırılırsa, sıcaklık arttırılırsa da arkadaşlar reaksiyon sola kayar. Dolayısıyla pil gerilimi azalır ama pil gerilimi artar demiş. Dolayısıyla C şıkkı yanlış arkadaşlar. Yine biz diğer etkileri de bakalım. Birinci kapta aynı sıcakta K2S katısı çözülürse. Bakın K2S katısı çözülürse o K artı ve S2 eksi olarak iyonlarına ayrışır. S2 eksi ile kobalt 2 artı CO2 artı birleşerek oluşturur. Dolayısıyla kobalt 2 artın derişimi azalır. Yani reaksiyon sağa kayar. Pil potansiyeli artar. İkinci kaba nikel klorür ilave edilirse nikel 2 artın derişimi artar. Reaksiyon sağa kayar. Pil potansiyeli artar diyebiliriz. Geçtim. Bir başka soru. Şekilde kadmiyum gümüş piline yapılan işlemler ve bu işlemler sonucu pil potansiyeli değişimine ilgili hangisi doğrudur diyor. Önce anotu tespit edelim. Büyük olan kadmiyum 0.40. Burası anot. Sağ taraf katot. Anotta yükseltgen ve katotta indirgenme tam tersine çevirdim. Taraf tarafa topladım. Kadmiyum. Şöyle kadmiyum 2 artı. Gümüş indirgenecek. Tabi arkadaş indirgenecek. Kas sayılarla burayı denkleştirmemiz gerekiyor. Şuranın kas sayısı 2. Artı 2 ag. Artı ısı diyelim şöyle. Tabi burada pil potansiyelini hesaplamamıza gerektirecek bir durum var mı? Gerekirse onu da hesaplarız arkadaşlar. Şimdilik durursun. Birinci kaba su eklemek. Birinci kaba su eklerseniz hacim artar. Derişim azalır. Kimin derişim azalır? Cd2 artın derişim azalır. Derişim azalırsa reaksiyon sağa kayar. Pil potansiyeli ne olur? Artar. Azalır demiş. Aşık yanlış. Sistemin sıcaklığını arttırmak. Sıcaklığı arttırırsam reaksiyon sola kayar. Pil potansiyeli azalır. Azalır demiş. Dolayısıyla bu ifade doğrudur arkadaşlar. Zaten doğru yaradık. B şıkkı çıktı ama biz yine de diğerlerine bakalım. İkinci kabı AG2 SO4 ilave ederseniz AG derişimi, AG artın derişimi artar. Reaksiyon sağ kayar. Pil potansiyeli ne olur? Artar. Azalır demiş. Yanlış. Birinci kaptan bir miktar su buharlaştır. Bakın su buharlaştırılırsa da aynı durum. Molarite eşittir. N bölü ve su buharlaştırırsa hacim ne olur? Azalır. Hacim azalırsa derişim ne olur? Artar. Kimin derişimi arttı? CD2 artın derişimi arttı. O zaman reaksiyon sola kaydı. Sola kayarsa pil gerişi, pil potansiyeli ne olur? Azalır, artar demiş yanlış. İkinci kaba 0,1 molar ag 2 co 4 çözelse eklersiniz. Bakın bir burada 1 molar vardı, 0,1 ekliyorsunuz yani değeri 1 ile 0,1 arasında olacak yani azalacak. Ag artan derişimi azalırsa Ag artan derişimi azalırsa reaksiyon sola kayar yani pil potansiyeli azalır, artar demiş bu da yanlış. Zaten B'yi doğru olarak bulmuştuk. Bir başka soru. Yukarıda standart elektrokimyasal pil çalışırken Mg elektrodun kütlesi zamanla azalmaktadır. Kütlesi azalıyorsa Mg tarafı magnezyum tarafı anot, diğer taraf katottur diyebiliriz. Tabi burada dikkat edin platin arkadaşlar var. Burada hidrojen var. Platin'in tek işlevi elektron akışını sağlamaktır. Şimdi tuz köprüsünde anyonlar birinci kaba doğru hareket eder demiş. Anyonlar anot hareket eder. Birinci kaba hareket eder. Doğru. Platin elektrodun kütlesi zamanla artar demiş. Ancak platinin burada kütlesinde herhangi bir değişim olmaz. Çünkü burada hidrojen artı indirgene, indirgenerek H2 gazını oluşturacak. Yani herhangi bir kütle artışı vesaire yoktur. Zaten platin burada sadece inert bir elektrot olarak hareket eder arkadaşlar. Şimdi ikinci kaba 25 derecede pH'ı 1 olan HCl çözelse eklenirse pil gerilim azalır diyor. Arkadaşlar buna şöyle bakabiliriz. Anotta yükseltgen ve katotta indirgenme olacak. Bu net pil tepkimesini şöyle yazalım. Magnezyum. Magnezyum 2 artı yükseltgen Burada da H artı da ne olacak? indirgenip H2 gazına dönüşecek. Şöyle de denkleştirelim. Şimdi ne diyor? Burada H'ın derişimi arkadaşlar. H artın derişimi nedir? 1 molar. pH pH'de hatta nedir? Burada 0'dır. Diyor ki 25 derecede pH'ı 1 olan Şimdi işte arkadaşlar pH 1'si bakın pH neydi hatırlayın. Eksi logaritma H artı derişimiydi. Yani burada pH'de burada 1 olduğuna göre H artın derişimi nedir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 1'dir. Yani 0,1'dir. Yani sen buraya 0,1 molarlık yani pH 1 olan bir çözelti ilave ediyorsun. Dolayısıyla buradaki derişim 1 ile 0,1 arasında bir değere gelecektir. Yani derişim ne olacaktır? Azalacaktır. Kimin derişimi azalıyor? H derişimi azalıyor. H artının derişimi azalırsa reaksiyon ne tarafa kayar? Sola doğru kayar. Sola doğru kayan etkilerde pil potansiyeli azaltır. Dolayısıyla bu ifade doğru. Dolayısıyla 1 ve 2. Bakın arkadaşlar biz pil potansiyelini incelerken etki eden faktörü pH etkisi diye bir başlık almadık. Çünkü özel bir başlık almamızı gerektirecek bir durum yoktu. Aslında derişim etkisiyle incelenebilir veya yeri geldiği zaman basınç etkisiyle incelenebilir. Ama bazı kaynaklarda ekstra bir durummuş gibi alınır. O da o şekilde de incelenebilir. Bir başka örnek. Şekildeki pil sistemi çalışırken tuz köprüsündeki K artı yani katyonlar ikinci kaba hareket ediyor. Katyonlar katot hareket eder arkadaşlar. İkinci taraf o zaman katot birinci taraf anottur. Zaten kalsiyum ve gümüş arasında kalsiyum aktif metal gümüş yarı soy metal zaten sol taraf anottur. Buna göre pil sistemi ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Metallerin aktiflikleri arasında kalsiyum gümüşten daha büyük. Evet aktif olan anottur. Doğru. Birinci kapta kalsiyum 2 artı derişimi artarken ikinci kapta ise AG elektrotun kütlesi artar demiş. Birinci kapta arkadaşlar anotta zamanla katyon derişimi artar. Bu doğrudur. İkinci kapta katyonlar indirgenip katıyı oluşturduğu için kütlesi zamanla gümüş elektrotun ne olacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Birinci kaba su eklenirse arkadaşlar Molarite eşittir. N bölü ve su eklenirse hacim artar. Derişim azalır. Kalsiyum arkadaşlar burada Yani Net pil tepkimesini bunun soru için yazmayacağım. Sağ tarafta derişim azalırsa reaksiyon sağa kayacaktır. Pil potansiyeli de artacaktır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Bir başka soru. Şekilde verilen pil sistemi ile ilgili hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bir, yine bakın benzer bir soru. Bakır var. Plat PB var. Kurşun var. Önce anot katotu elektrotlara bakarak karar veriyorsun. Hepsinin indirgenmesini vermiş. Tersi yükseltgenmedir. Eksi 0.34 artı 0.13. Pb tarafı nedir arkadaşlar? Anot Zaten Pb aktif metal. Bakır yarı soy metal. Oradan da anot katotu belirleyebilirsiniz. Ancak bakırın buradaki tek işlevi nedir arkadaşlar? Elektron akışını sağlamaktır. Neden? Bakırlı bir çözelti yok burada. Dolayısıyla bakırın üzerine şöyle bir çizik atabiliriz. Burada net pil tepkimesini yazıp şu öncüllere bakalım arkadaşlar. Anotta ve Pb'den Pb2 artıya yükseltgendi. Katotta ise H artı H2 gazına indirgende artı ısı diyelim şöyle. Peki pil potansiyelini de hesaplayalım. Anotta yükselirken bunun tam tersi artı 0.13 0 ile toplarsanız 0.13 volttur. A şıkkı doğru. Çalışma sürecinde birinci kapta PB çözünürken ikinci kapta cu metali toplanır diyor. Arkadaşlar bu yanlış. İkinci kapta bir cu metali toplanma durumu var mı? İkinci kapta zaten bakır artı iyonları yok. İkinci kapta H2 gazı açığa çıkar. Yanlış. Birinci tarafta ise zamanla Pb2 artı iyonu verecek. Dolayısıyla B şıkkı direkt yanlış arka. Biz yine diğer etkilere de bakalım. İkinci kaba sodyum hidroksit ilave edilirse. Arkadaşlar bakın ikinci kaba sodyum hidroksit ilave edilirse bu sodyum artı ve OH olarak iyonlarını ayrılır. OH iyonları H iyonları ile birleşerek H2O'yu oluşturur. Suyu oluşturur. Su da tekrar kendinden bir şekilde iyonlaşır ama çok az iyonlaşır. Dolayısıyla H derişimi ne olur? Azalır. Haşart yani sen buraya baz ilave etmen zaten haşart doğaç nötrleşecek böyle de düşünebilirsiniz. haşartın derişimi azaltacak. Reaksiyon sola doğru kayacak. Sola doğru kayarsa da pil gerilimi azalır. Dolayısıyla bu da doğru. PP elektrotun yüzeyini büyütmek pil gerilimini değiştirmez. Arkadaşlar elektrotların boyutları yüzey şekli şekil alanları yüzey alanları pil potansiyelini değiştirmez. Dolayısıyla bu doğrudur. Birinci kaba su eklerseniz hacim artar derişim azalır. PB2 artın derişim azalır. Reaksiyon sağa kayar pil gerilimi artar. Dolayısıyla bu da doğru. Zaten B şıkkının yanlış olduğunu bulmuştuk. Bir başka soru. Yukarıdaki pil sisteminin potansiyelini arttırmak için hangileri ayrı ayrı uygulanabilir? Arkadaşlar öncelikle şuna bakalım. Zaten burada demir var. Aktif metal, hidrojen var. Net pil tepkimesini yazarsam demirden demir 2 artıya yükseltgenme H artıdan da 2 H artıdan H2 gazına indirgenme var. Artı ısı diyelim. Şimdi i̇şte pil potansiyelini arttırmak istiyor. Yani reaksiyonu sağa doğru kaydırmak istiyoruz. Birinci kaba su ilave ederseniz molar teşhidir. N bölü V'den hacim artar. Derişim azalır. F2 artın derişim azalır, reaksiyon sağa kayar. Dolayısıyla bu yapılabilecek bir etkidir. İkinci kaba H2SO4, 1 molar H2SO4 sulu çözelse ekleme. Arkadaşlar H2SO4 ilave ederseniz, buraya H artı yonu geliyor. Ancak derişim artar mı? Eğer ki derişimler aynı olursa, 1 molar 1 molar normalde artmaz. Ancak burada şöyle dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Burada H2SO4 çözelsi ilave ediliyor. Yani burada H artının derişimi 2 molardır. H2SO4'ü iyonlarını ayrıştırırsanız 2H diye ayrılacak. 2 molarlık bir etki. H derişim var. Şimdi 2 molarlık H var. Burada 1 molar var. Dolayısıyla H derişimi derişimini ne yapmış oldunuz arkadaşlar? Arttırmış oldunuz. Dolayısıyla reaksiyon sağa doğru kayar. Pil potansiyeli artar. Sıcaklığı arttırmak arkadaşlar sola doğru kaydıracağı için pil potansiyeli azaltır. Dolayısıyla bu etki olmaz. Dolayısıyla 1 ve 2 C şıkkı diyebiliriz. Ama burada bakın 1 molar hidroklorik asit ilave edilseydi örneğin değişmeyecekti. Yani sağ veya sola kaymayacaktı arkadaşlar. Geçtim. Ha, bu son soruydu arkadaşlar bu arada. Başka bir soru yoktu arkadaşlar. Bu şekilde pil potansiyelini etki eden faktörleri bitirdik arkadaşlar. Siz de dediğim gibi ezber yapmadan soruları bu leşatör ilkeleri çerçevesinde yapabilirsiniz. Bir sonraki kısımda nör seçtiği sonrasında derişim pilleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kolay gelsin.